Selam herkese, Erşak Kahraman İngiltere'den bildiriyor. Bugün sonunda Tunca'nın... Merhaba. Ne yapıyoruz Tunca? Sahabı çekiyoruz. Sahabı çekiyoruz. Evet Tuncacığım, artık söz senin. Sahabı çek, sahabı çek, sahabı çek. Bize bir anlat bakalım şu sahabı. Yo, ben kırmam neydi? Tamam. Ben ne kıymetli malım varmış ya, sahaptır ya. Firmanın tarihinden bahsedeyim biraz. Hadi bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra uçak üretmeye başlıyor. Evet. Savaş uçakları. Evet. Ondan sonra araba işine giriyorlar. Çünkü uçak içinde bakıyor ki para yok. Basmıyor kafaları. Çok detaycı bir firma. Detaylara önem gösteren bir firma. Uçaklardan edindiği tecrübeyi ve nasıl diyeyim, işletmesini arabalarda da kullanıyor. Uçaklardan mesela yani ne yapıyor yani, mesela uçaklardan ne yapıyor? Şöyle duralım birazdan. Uçaklardan ne yapıyor mesela? Hani ilhamını aldı, ne yapıyor? Tasarımında öncelikle kullanıyor. Ergonomisini uçak kokpit, mesela içine girdiğin zaman kendini uçak kokpitinde gibi hissediyorsun, ona göre tasarlıyor. Ya biraz bu, aerodinamiğini... bu biraz abartma değil mi ya? Ne demek oğlum, kokpite girmiş gibi hissediyorsun, kurban olayım. Birazdan gireceğiz. Abartma değil yani, birazdan gireceğiz. Öyle. Birazdan gireceğiz. Şey, düğme mi var yukarıda mesela, tepede öyle bir şeyler var mı? Gibi. Anladım. Şimdi Tunca, bana bu arabayla alakalı en sevdiğin şeyi söyle. Bu güvenliği. Efendim? Arabayla alakalı en sevdiğim şey güvenliği ve detaylara verdiği önem. Volvo'dan daha mı güvenli? Volvo kadar güvenli. Volvo ile yarışırlar yani. Çok yani bu da İsveç markası. Hmm. Nasıl diyeyim, iyi bir araba yapmak onlar için önemli ve güvenli. İlk öncelikleri güvenli. Bu yüzden de maliyetleri çok yüksek arabanın. Zaten firmanın batma sebepleri, kapanma sebeplerinden biri de bu. Şöyle bir söz varmış. Maliyetini, arabanın pahalılığını yani kaza yapınca anlarsınız neden bu kadar maliyetli olduğunu gibi Türkçe'ye çevirebilirsin. Vay be. Şimdi heyecanlandım işte, evet. Bak. Arabayı bize bir göster bakalım, hadi. Hadi. Hadi sen göster bize arabayı, hadi. Şöyle anlat. Ha, nedir şimdi? Tanıt lütfen, evet. Saab'ın 2006 model 9.3 1.0 dizel motorlu modeli. BMW 3 serisinin sınıfında, öyle söyleyeyim, ona rakip olarak. Firma tarihine geri dönersek, evet. Bu model firmanın GM yani General Motors'un altında ürettiği bir model. Hı. O yüzden Opel Vectra ile çoğu parçası aynı. Mesela motoru, yürüyen aksamı. Ama Saab Vectra'yı ve GM'i beğenmediği için bir sürü değişikliğe gidiyor ve arabanın maliyeti, üretim maliyetleri çok artıyor. Arabanın dizaynında sürtünme kuvvetini, direncini, sürtünme direncini düşük tutmak için gerçekten de uçaklarda elde ettiği tecrübelerini kullanıyorlar. Hı. Şuradaki çizgileri, geliş çizgileri. Evet, bir çizgilerden bahsetmiştin. Evet. İnsanlar çizgileri görmek istiyorlardı zaten. Evet. Hangi çizgileri bize yakından gösterir misin? Mesela şuradan. Heh, farı bakıyorum. Takip eden çizgi. Farı takip geliyor. Ediyoruz. Buradan üçgen böyle çizgi bakıyorum. Geliyor. Hemen üçgen çizgi geliyor. Arkanın araba çarpmasın, dikkat et. Şuradaki şundan bahsediyoruz. Şurup. Buradan bahsediyoruz. Akıcılığı. Evet. Bu şey neden mi oluyor? Rüzgarı alıyor ve hani, evet, yani gibi mi? Direnci düşürünce yakıt tasarrufu sağlıyor. Yani daha az direnç. İnsanlar da işlerinden çıkıyorlar. El sallayalım herkese. Bu Sport Vector modeli. 3 Sport Vector diye geçiyor ve işte farklı jantlar. Spor 17 inç jantlar. Burada hemen bakıyorum. Hemen etek. Hemen jantlara girdim. Daha spor bir görünümü var. Etek dedik. Evet. Şuradan jantlara bir daha devam. Dinliyorum. Evet. Yani şöyle bir şey var. GM geliyor diyor işte Saab'a, Vectra'nın yürüyen aksamını, motorunu, her şeyini kullanıyorsun. Sadece kaportayı değiştirin, bir de bu simgeleri değiştirin diyor. Ama Saab tabii ki beğenmediği için. Saab da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ne diyor? Olmaz öyle saçma not, şey diyor. Not good at all. Alright. Not good at all. Alright. Sierra Alfa Bravo.
Oh yeah. Kelebek camında bile rezistans var görüş kapanmaması için. Arka stoplara geldiğimizde çok ilginç bir tasarımla karşı karşıyayız. Haydi bakalım. Ya götü boklu Saab'dan bahsediyoruz. Porsche falan değil, Ferrari değil. Saab herif nasıl seviyor ya arabasını? Şu yanda bile ayrıca bir LED ışık var. Bu da güvenlik amaçlı. Yandan gelen araçları uyarmak için. Lexus spotlarına benzer ama ondan daha iyi bence. Bir şey soracağım. Hiç konuyu bilmediğim için. 9.3'ün ne anlamı var? Model sınıflandırması. Bir üst sınıfa 9.5 diye geçiyor. Şey gibi mi? Çıkardığı modellerden itibaren 9'la başlıyor bu modeller. Mesela 99 Turbo modeli Saab'ın ilk çok tutulan efsane modelinden biridir. Bak şimdi arabadan anladığımı göstermeye çalışacağım ya yani şey olmasın diye. Yani şey gibi mi hani Mazda 626, 929 ya da mesela işte BMW 325. Her markanın 5... kendi bir sınıflandırması tamam, var. Anladım. Yani. Nasıl biliyorum ama? Nasıl cevvalim? Saab'ın anlamı neymiş? Araba mı demekmiş mesela? İsveççe'de... Saab'ın S'yi hatırlamıyorum ama A bu ilk A, aeroplane. A da yine... Aeroplane? Yok. Yine onların dilinde. Söyleyemiyorum bile yani. Anladım. Abgustrast evet. Falan gibi yani. Bir şey. Anladım. Bu kısmını biraz tam şey yapamadı evet, gibi geliyor. Dur bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Evet. Daha güzel spor bir görünüş var. Şunu göstereyim. Buyurun. İçeri girmeden önce mesela. Gel şöyle. Gel hadi. Geliyorum. Şu sütunların kalınlığı, şu sütunun kalınlığı. Zaten Vectra'dan farklı olduğu, Vectra ile karşılaştırırsanız bunun daha kalın olduğu. Şuralara bakarsan hatta. Nerelere? Şimdi geliyorum. Kalın. Çerçeveleri. Yani hemen şu kadar bakıyorum. Bir kalınlığı var. Hemen bakıyorum. Bu da güvenliği arttıran unsurlardan. Güvenlikle ilgili bir şey söyleyeceğim. Top Gear'da bunun karşılaştırmasını yaptılar. Evet. 2,5 metreden çok yüksek değil. Ters şey yapıyorsun şöyle devam et. BMW'ciler bilir E30 kasa BMW'yi. Evet. Ters olarak vinçe kaldırıp ters olarak aşağı attılar. BMW'nin tavanı dümdüz oldu. Bu kapı hizasına kadar geldi. 2,5 metreden sadece. 2,5 metreden. Aha. Serbest düşme. Saab 9000 modelini o zamanın bunun abisi diyeyim bu modelin. Yine aynı yükseklikten bırakıyorlar. Sadece ön cam patlıyor. Ve hafif bir burada eğilme oluyor. Yani çok rahatlıkla kapı açılıyor. Ve içeriden insan çıkabiliyor. You wouldn't want to be in that if it fell from a crane upside down. If you were Richard Hammond, you'd be all right, but well, everybody else. Yeah, that's toast. The steering wheel is now touching the ceiling. So, let's see what happens when we drop a 1980 Saab 900 from the same height. I really wouldn't have believed that. I would not have believed that in a million years. Look at that. And I think you would probably be able to get out as well. Burada anlatmak istediklerini bize tek tek anlatabilirsin Tuncacığım. Evet, özelliklerini anlatayım. Evet. Ama özelliklerine geçmeden önce yine Saab'ın tarihinden yani niye bir Saab'ı çekiyoruz? Evet. Farklı bir marka olduğu için, bir tarihi olduğu için. Tamam. İşte uçak firması artı belirli sebeplerden ötürü kapanıyor. İyi bir araba yaptıkları için kapanıyor aslında. Hı hı. 80'lerin sonu 90'larda galiba Lancia ile İtalyan Lancia firmasıyla anlaşma yapıyorlar. Maliyetleri düşük tutmak için aynı kaportayı kullanıyorlar. Yani bugün işte Citroen, Peugeot'un veya Fiat'ın yaptığı taktikle işte farlar, panjurlar falan ufak tefek şeyler haricinde aynı tutuyorlar. İtalyan mühendislerin çarpışma testlerinden sonra Lancia'ya okey veriyorlar. Aa, çok iyi, çok memnun kaldık falan derken Saab mühendisleri meşhur lafını not good at all yani hiç iyi değil, iyi bile değil diyerek anlaşmayı feshediyorlar ve o araba çıkmıyor.
Oğlum İsveç'te paranız mı çok lan sizin? Ne yaptınız ya? Acık İtalyan olun ya. Hayır. İnsan şey. Hayatına bayağı bir önem veriyorlar yani. O yüzden İsveç'e taşınmak lazım. Hep söylüyorum ya. Daha sonra da GM alıyor zaten firmayı. Evet. GM'de daha önce dediğim gibi Vectra'ları veriyor. Saab neredeyse çok alakasız Vectra'dan çok fazla farklı parça kullanıyor. Sonra üçüncü en son Insignia'yı veriyor GM. Hı hı. Sadece kaportayı değiştirin diyor. Ama arabayı denediklerinde navigasyonun yazılımını ve tekrar baştan yazmışlar. Sebep de not good at all. Ve GM çekiliyor. Spyker diye bir Hollandalı spor araba üreticisi alıyor. Saab'ı? Saab'ı. Okay. O da son çabalarıyla bu 9.5 modelini piyasaya sürüyorlar ama yani firmanın hem kapanacak dedikoduları hem de arabanın tamamlanmadığını düşündükleri için de satamıyor ve kapanıyor firma. Bitirdiler ha. Yediler. Evet. Dağ gibi arabayı bitirdiler. Dağ gibi markayı bitirdiler. Hayranı çok Saab'ın. Peki, kolunu anlatayım. Bir şey soracağım. Kolunu bir gösterir misin? Bu ne? Burada ne yazıyor? Adventure yazıyor. Yani sebep? Senin o maceracı kişiliğin efendim o şekil mi? Yaşadığım maceralar. Bir şeyin beni maceraya çekmesinden. Çok iyiymiş ya. Evet. Çok iyi. Evet. Dinliyorum ben seni. Devam et. Anahtardan başlayayım. Tabii. Böyle bir anahtarı var. Üzerinde açma kapama düğmeleri ve şu ince çizgide arabanın farlarını uzaktan yakıyor. Sonra buradan açıp İçinden anahtar çıkıyor. Eğer uzaktan kumanda çalışmıyorsa bunu açıyorsunuz. Bu nereye giriyor? Orta konsola giriyor. Göster abicim. Evet. Yani kontak burada. Burada el freni rahatsız edici bir şekilde ortada değil. Konsolun devamı olarak iki taraflı kapandığında hiçbir şekilde göze batmıyor. Öyle batmıyor ve normalde baş parmağınla denk gelen düğme burada işaret parmağına denk geliyor ve o şekilde indiriyorsunuz. Enteresan. Gayet rahat yani. Güzelmiş. Sadece alışmanız gerekiyor. Evet bak bir şey söyleyeyim bu güzel olmuş. Yani tamam detaylar ama güzel olmuş. Evet. Çok güzel olmuş. Ama 8 hava yastığı var. Güvenliğe ne kadar önem verdiklerinden bir örnek daha. Neden kokpite ve oturmuş gibi hissediyorsunuz? Konsolu gösterirsen şöyle tamamen sürücüye odaklı. Orta konsol sürücüye dönük. Hı hı. Ve tabii o zamanların tasarım anlayışına göre çok fazla düğme var. Ve ışıklar da kontağı açıyorum. Işıklar da yeşil. Bilmiyorum ne gözüküyor mu? Yok yani tamam şuradan şu anda gözüküyor evet. Işık olduğu için çok güzel oldu. Yeşil. Evet yeşil çok biraz çiğ olmuş ama. Yani şey uçak kokpiti rengi. Hmm. Saab'a özel bir özellik göstereceğim. Buradaki düğmelerden biri Night Panel diye geçen. Buraya basınca arkadaş bütün göstergeleri kapatıyor, ışıkları kapatıyor. Gece karanlıkta sürüş yaparken içerideki bu bütün ışıklar sizin gözünüzü almıyor. Yani night vision uçaklardan night paneline geçer gibi. Saab Türkiye'de var mı yok mu? Var. Satılıyor var. Yani. Mesela, satılmıştı evet. Bu modeli var. Türkiye'de kaç para? İnan hiç bakmadım ya. Hmm. Bir de çok az var. Peki burada bu arabayı biz kaç pound'a alırız? Bu temizlikteki bir arabayı doktordan 1200-1300 pound'a alabilirsiniz. Daha bakımsız, daha kilometresi yüksek veya daha düşük opsiyonlu donanımlı araçları da işte 1000 pound, 900 pound gibi fiyatlar. Yani bu kadar övdüğün bir arabayı bir asgari ücret maaşıyla, aylık bir maaşla alabiliyorsun yani. Evet. Vay be. Şimdi ofisin kapısını kilitlemeye gitti de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani biraz abartıyor mu bana mı öyle geliyor ya? Abartıyorsa yorumlara yazın. Yani çalıştırabilirsin. Şu anda dinliyoruz. Kenarlarımızı bağlayalım. Ben taktım. Çalıştırıyoruz. Yardımcı pilot olduğum için dinliyoruz. Son kontrolde. Ne yapıyor diyorum ya. Bayağı dedemin traktörü gibi çalışıyor ama ya. Evet. Bunun da bir sebebi var. Benden önceki sahibi... yüzden biraz sarsıntılı. Yani bu katalitik konvertör ne ya? Onların titreşimleri falan yani. Anladım. Peki, hadi bakalım o zaman. İçeri çekiyor kullanırken değil mi? Tamam. O neydi o ses? Şurada bir Audi
A7 var. Evet. Onun çalışması. Ha. Ben de bizden geldi sandım. Buyurun, evet, hareket edelim. Allahsızlık yapma lan. Dedim ne yapıyor ya? Ayrıca diğer değişikliklerden, önceki sahibinin diğer yaptığı değişikliklerden bir tanesi de remap dediğimiz tuning. Evet. Motoru 190 beygire çıkarıyor. 150 beygir orijinali. Oo. Canavar gibi diyorsun yani, öyle mi? Evet, biraz hızlı. Oğlum, oğlum. İnsan çıkartmış gibi olur. Oh. Yol tutuşu da gayet iyi. Vallahi ben çok memnunum. Evet. Daha hiç kaydırmadım arabayı. Bir kere sanki benim yanımda kaydırmıştın gibi hatırlıyorum. O Porsche'ydi. Evet, Porsche'ydi. Ağzım böyle, ağzımdan şey çıkmıştı yani. Evet, ofise geldik. Ofise geldi, geri ufak geldi. Faktör. Evet, faktör. Güzel. Bize bir de motoru göster bakalım ya. Hemen. Mandalını kaldırıyorum. Ya ben bu sistemi seviyorum bak. Hidrolik kolu var. Şunu seviyorum. Bunlar şeylerde vardı, ben çok iyi hatırlıyorum. Ne Doğan Görünüş Şahinler vardı ya. Yani tabii Doğan deniyordu onları, biliyor musun? Evet. Doğanlarda böyleydi mesela. Sonra hep şey yaptılar, kol takma yaptılar. Ben seviyorum bunu. Evet sevgili kardeşim, buyurun. 1.9 litre dizel motorumuz. Vectra ile aynı. Parçaları falan, Vectra parçaları kullanabilirsiniz. Hı. Bu arabada Xenon kiti var. Bunlar onun parçası. Yani normal ampulleri çıkarıp Xenon ampul takmışlar. Hmm. Onun haricinde, yani bu araba için konuşayım, gayet temiz bir motoru var. Tozlu olmasına aldanmayın. Bütün parçaları falan yerinde. Gayet sakin çalışıyor. Arkamızı güvenli arabaya verdik. Gördüğünüz gibi arkada bize bakıyor. Efendim, Saab'la alakalı bölümümüz burada bitti. Umarım ilginizi çekmiştir. Ya çünkü benim gibi hani araba işlerinden hoşlanmayan, ilgisini çekmeyen adamlar için çok böyle teknik bir video gibi bir şey oldu ama arabasının ilgisini çekenler için herhalde güzel olmuştu, evet, değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz Tunca Bey. Rica arabanızı ederim. Bizimle paylaştığınız için Saab'a karşı olan merakınız ve efendim Saab'a karşı olan o ilginiz gözlerinizden okunuyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Diğer arabalarda görüşmek üzere. İnşallah, tamam. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, eğer benden gelecek videoların anında ekranınıza düşmesi istiyorsanız zil tuşuna basmayı unutmayın. Bak bunlar hep tık 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 söylenmesi gereken şeyler. Hazır olmak lazım böyle şeylere. Bugünkü bölüm burada bitti. Yarınki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.